Önce bir yağmur, bir yağmur iki gözüm. Önce ıpıslak iki kuş. Sonra yıkılmış evrenler geçti vitrinlerden. Sonra insanlar iki gözüm. İnsanlar kahrolmuş. Bar TV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Farklı yüzlerdeki farklı hüzünleri paylaşmak adına, umut adına, sevda adına, kardeşlik namına bazen ay ışığında, bazen gün ışığında, bazen de hakim olduğunuz kendi dünyanızda duygularımızı dans ettirmek için Mavi Düşler başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarım var yanımda. Mavi Düşler'de bu müzik ve şiir yolculuğuna beraber merhaba demiş olacağız. Çok değerli sanatçımız Yiğit Tekin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve gerek şiirleriyle, gerek besteleriyle gönlümüze taht kuran Davut Yiğit, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bize sazıyla eşlik edecek arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız Cemal Taşçı, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yolculuk nasıl geçti? Eyvallah, biraz iyiydi, güzel. Sonuçta arkadaşlarımızın yanına geldik. İşte insan arkadaşlarının yanına gelince yolları da kısalıyor, zamanlar da daralıyor. Gaziantep'e ilk gelişiniz mi? Yok, Gaziantep'e daha önce de gelmiştim. Yani biz son klibi de Gaziantep'te çekmiştik. Evet, izlemiştim o klip de, evet. Güzeldi. Tamamen birkaç aklımdan çıkmayacak. Evet, birkaç kere geldik ama... ben de zaten Adanalıyım. Aslen Artvin, Şahsen Adana. Hani Antep Adana arası da yakın ama. Evet. Hani Gaziantep'e çok gelen bir insan değilim. Ama biz Gaziantep'te gördüğümüz için sizi çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Böyle bir dost meclisinde arkadaşlarımın arasında. Davut sağ olsun. Evet. Beni davet etti. İşte Mavi Düşler programı, Bahar TV. Siz de bizi konuk aldınız. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz nasılsınız Davut Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Valla ben de iyiyim gördüğünüz gibi. Cemal sen nasılsın geçen i̇yiyim. Haftadan bu yana? İyi diyelim, iyi olsun. Çok Allah şükür. İyiliğimizi daim etsin o zaman inşallah. Yiğit Tekin'le program öncesi konuştuk. Bana fazla şarkı söyletme dedi ama güzel bir şiir öncesi bir güzel Yiğit Tekin şarkısı dinlemek istiyoruz biz. Tamam. Sen tamam. Gittin diyelim mi? Tamam, sen gittin diyelim. Peki. Yiğit Tekin'den dinliyoruz. Sen gittin. Çatlamış dudaklarım kırık ikindi, gözyaşlarım yüz sürdüm yanaklarım sensiz yine günahkar. Sen gittin yar, ömrüme vay, ömrüme vay, ömrüme vay. Başım duman ayay, gözyaşım kâr, gözyaşım kâr, gözyaşım kâr ayay, gözyaşım kâr. Dinmek bilmez sancılarım yokluğumdan korkularım sana değil kahırlarım sensizliğe
can doğrar. Sen gittin yar, ömrüme vay, ömrüme vay, ömrüme vay. Başım duman ayay, gözyaşım kâr, gözyaşım kâr, gözyaşım kâr, ay ay, gözyaşım kâr. Başım duman ay ay, gözyaşım kâr, gözyaşım kâr, gözyaşım. Of of. En sevdiğim şarkınız diyebilirim son albümde. Alkışlamak lazım bu sesi. Teşekkür hakikaten ederim, sağ ol. Türkiye böyle bir sese, böyle bir yoruma sahip olduğu için bence çok şanslı, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hani belki Yiğit Tekin'in ismini duymayanlar bile vardır ama bu saatten sonra Yiğit Tekin'i herkes tanımalı diye düşünüyorum ben. Allah'ım sizin güzelliğiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Siz de sağ olun. Bir de Davut Yiğit'ten şiir dinleyelim. Sonrasında ben de bir şiir okumak istiyorum Mavi Düşler'de. Hangi olur, şiiri okuyacaksınız olur bizi? Hangisini isterseniz onu okuyabiliriz ya. Bana tercih sizin, tamamen size bırakıyorum. Tamam. Bir fon müziği alalım hocam. Harcama işte lan, harcama. Ben miyim yüreğindeki tek bozuk? Sevgim mi içini tek yakan? Yoksa aşkım mı? Bitirme be. Hayatın boyunca yüreğinde yaşattığın ve atamadığın o kadar çok acı var ki. Bırak ben de kalayım. Korkma, ses etmem, uslu dururum. Ağlarken hıçkırmam, elimi ağzıma koyarım. Öldür istersen, göm kalbine. Ama yeter ki gitme. Gidip de beni de sahipsiz bırakma. Gidecek yerim olsa, yüzsüzler gibi kalacak bir kalp aramam. Tutunacak dalım olsa, bile bile kırılan dala asılmam. Sen istesen de ben sende kalmam, kalamam. Allah'ım da şahit ya. Şimdi gidersem bir daha asla geri dönmem, dönemem. O kadar da gurursuz olmam, olamam. Ben miyim yüreğindeki tek bozuk? Ben miyim seni inciten? Ben miyim seni ağlatan? Ben miyim her gece rüyalarına bir kabus gibi gelen, yoksa sen misin yar? Yüreğimi bir mum alevi gibi içten içe yakan, sonra da büyük yangınlar gibi kora çeviren ben miyim, sen misin yar? Ben yar diye diye yazdım bunları, şimdi sen dinle. Yüreğime yaktığın ateşle beraber seni cehennemde bekleyeceğim. Düştüğün zaman o ateşe, aklına ilk ben geleceğim. Şimdilik bana müsaade, yanma sırası sende. Yan, yanabildiğin kadar. Yan, yanabildiğin kadar yar. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel. Gerek şiir olarak gerek de beste olarak çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun inşallah. Teşekkür ederim. Diyelim. Şimdi bir şiiri de ben okuyacağım ama öncesinde telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum izleyenlerimize. 0342 alan koduyla beraber 325 93 93 telefon numaramız. Bizi arayabilir ve duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Şimdi Satı Gök'ün yazmış olduğu bir şiiri yorumlamaya çalışacağım. Ellerin kan kokuyor. İsyankar bir uyku akıyor gözlerimden.
başım devrilmekte olan bir çınarın göğsünde. Dilimde kan kokusu, can çekişiyor iki kelime. Giderken bir yara daha aç, bırak kanasın, nasıl olsa ellerin kan kokuyor. Git, nasıl olsa iş işten geçti, git, yüreğim yokluğunu seçti. Günahkar bir uyku akıyor gözlerimden, dizi dizi dar ağacı, her birinde iki insan, gözleri açık. Cesetler yığılıyor üzerime, elimde kafatasım, içinde amel defterim. Yüreğim secdede, üç dişi kurt ağlıyor. Senden sonra kim açar anahtarı sende kalmış kelepçeleri? Kaç gecenin gözyaşları yıkar ellerimi? İlk hatam, tek şahidim, gizle beni. Bir gece ansızın akarım bir bilinmeze, izle beni. Hain bir uyku akıyor gözlerimden, masumca öperken hoyratça söküyor yüreğimi demirden dudaklar. Ölüm tütün kokuyor. Sen akıyorsun, mil çekiliyor gözlerimi. Sen bakıyorsun. İntikam dolu bir uyku akıyor gözlerimde. Ellerin kan tutuyor. Ellerin kan kokuyor. Teşekkür ederim. Alkışlanmak da varmış. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Satı Gök'te güzel yazan bir ablamız. Onun şiirine de yer vermek istedim Mavi Düşler'de. Evet sevgili izleyenler, beraberliğimiz sürüyor. Sizler de beraberliğimize renk katabilir. Sıradaki şarkılarımızı, şiirlerimizi, sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Cemal, hemen senden güzel bir türkü dinleyebilir miyiz? Öncelikle ben bu kadar güzel ses, güzel yürek ve mütevazi kişilikli bir güzel insanların arasında olmaktan mutluluk duydum. Evet. Güzel bir türküyle ben de size eşlik etmeye çalışacağım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu kadar vicdansız olma yeter. Bu kadar vicdansız olma yeter. Ben sıfırı yedim, tükendim gayrı. Sevdan çiçek açmış, burnumda tüter. Vurdun darbeyle, çökerttin beni. Vurdun darbeyle, çökerttin beni. Neden gönül verdin madem değmezdin? Neden gönül verdin madem değmezdin? Neden aşık ettin madem sevmezdin? Dünyada kimseye boyun eğmezdin. Diz çöküp önünde yalvardın beni. Diz
çöküp önünde yalvarttın beni. Senin temizlenip aklanman nedir, senin temizlenip aklanman, uşan iden delik delik saklanman, ayıp mıdır sevip de kovanman, isyanlar eyleyip bağırdın beni, isyanlar eyleyip bağırdın beni. Ayıp mıdır sevip de koklanman, İsyanlar eyleyip bağırdın beni, İsyanlar eyleyip bağırdın beni. Affetmem sevdiğin, affetmem seni. Koyu Mahsuni Şerif hayranıdır Cemal de. Aşk Ali Nurşani mi türküsüydü? Evet, Aşk Ali Nurşani türküsüydü ama genel bize olarak bize sürpriz yaptı. Biz programdan önce dedi Mahsuni'den söyleyeceğim abi dedi. Ya. Nurşani dedik. Kandırmak da var. Bir sonrakini Mahsuni yapalım. Yüreğine sağlık, sen çok güzel okudun. Ama yani yüreği güzel. Bu işi para için yapmıyor. Evet, önemli birincisi olan da önemli olan o. Davut da öyle, o da para için yapmıyor. Sonuç, yani bir yemek veriyorlar sonuçta. Çok güzel. İsteyen istediği yerden tutuyor, istediği yerden anlıyor, istediği yerden alıyor işte. Yani bir şarkı vardır, bir eser vardır. Kimisi almayan bunu parça olarak addeder. Der ki parça, dersin ki parça ne parçası lan? Otoyedek parça mı yani? Ama alan da eser der, dinler, oturur. Evet. Adabıyla, erkanıyla, her şeyle dinler, kalkar gider. Dost meclisi böyle olsa gerek. Evet, sizin en son albüm 2010 senesinde çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında benim albüm 2011 yılında çıktı. Yani 2010'un son Aralık ayında çıktı. Lakin firma işte herhalde öyle uygun gördü. 2010 tarihi attı. Aslında 2011 yılında çıktı. 2011. Başka albüm yapmayı düşünüyor musunuz peki? Eyvallah. Çünkü zira siz böyle çok sık albüm çıkaran bir sanatçı değilsiniz, değil mi? Yani ben şimdi aslında ben sanatçı mıyım değil miyim yani onu da kesinlikle kendi... sanatçısınız. Yani şimdi kendi kendime bazen yalnız kaldığım zamanlar sorguluyorum kendimi de böyle yani. Belki biz sanatçı değiliz, belki biz çağa biraz geç kaldık. Ya da arkadan gelenler biraz ışık hızıyla ilerliyorlar. Şimdi televizyonlara baktığımız zaman televizyon dediğimiz kara kutu bir şey. Yani insanlara ne veriyorsa insanlar onu alıyor. Şu an popüler kültür denen bir tenzih ederek söyleyeyim yani. Ben kültür de demeyeyim de ona. Hani popüler bir salgın gibi bir hastalık var ortada. Hani böyle şarkılar söylüyorlar falan. Bu bizim ailemiz, örf adetimiz, geleneğimiz, kültürümüz değil. Değil yani. Biz bunlarla büyümedik. Televizyonlar ister istemez bunları verince, çocuklar da bunları alınca baktığımız zaman bazen önümüze set fırlıyor böyle. Evet. Hani diyorlar ki ya artık diyorlar insanların beynini nasıl yıkayalım işte verelim diyorlar televizyon dizilerini. Verelim diyorlar yarışma programlarını. Diyor millet bunları seyredince biraz daha umutlanacak diyor. Hayata biraz daha bağlanacak doğru diyor. Ah diyor bak diyor buradan para çıkacak bana diyor. Şuradan gelebilir diyor. Veriyorlar işte bu şarkı yarışmalarını. Şarkı yarışmalarında da işte SMS. İşte SMS'lerle parayı götürüyorlar. Çocuk da orada yaptı. Medya maymunluğu da yanına kar kalıyor. Çocuğun iki hafta sonra suratını herkes unutuyor ya. Bunların arasında biz albüm çıkartacağız. Bu kadar gündemi her gün değişen bir ülkede albüm çıkartacağız biz. İnsanlara sanatsal ağırlıklı albümler yapacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. İnsanlar bunun neresinden tutar? Arkasından tutar. Hiçbir yerinden tutmaz. Biraz kırılmışsınız siz.
Ya kırılma değil de bizimkisi. Yani biz şimdi biz sanata başka gözle baktık bugüne kadar. Hani hayata doğru gözle baktık. Mesela nasıl baktık? Bizim hayat standartlarımız hep düşüktü. Biz bir çorbayla da karnımızı doyurduk. Ne bileyim yani bir yerden bir simit de aldık, onu da yedik. Öyle de günlerimiz oldu, geçti. Gitti. Yani insanın hayatın içinde yaşayabileceği her şeyi az çok yaşadık. Evet. Şimdi bunu şarkılarımıza yansıttık. Renk olacak, birisi kalkacak arabesk söyleyecek. Birisi kalkacak ne bileyim yani protest müzik söyleyecek. Davut kalkacak, şiir okuyacak. Bunların hepsi olacak. Şimdi bunların yanı sıra bunların yanında da iyiler ve kötüler de olacak ki bunlar bir trenin birbirine bağlı iki katar gibi birisi olmazsa diğeri olmaz. İnsan sevinecek ki üzüntünün ne anlama geldiğini bilsin. İyiyi görecek ya da kötüyü görecek. Kötüyü gördüğü zaman iyinin ne anlama geldiğini bilecek. Yani algılama ile alakalı bir şey ama günümüz toplumunda algılama sıfıra indiği için benimkisi kırılmak değil ya. Benimkisi sadece ben şu an durdum seyrediyorum. Bakıyorum yani. Ama bunun yanında da yine eserlerimizi, bestelerimizi üretmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çağırdığı zaman böyle dost meclislerinde geliyoruz. Muhabbetimizi ediyoruz. Eyvallah. Şarkılarımızı söylüyoruz. Şiirlerimizi okuyoruz. Siz i̇şte şarkı söylemeyi bırakmayın. Sizin gibi değerli insanlarla tanışıyoruz. Geliyoruz. Yeni yeni çehreler. Hani birçok çevreden birçok çehreyle oturup kalkıyorsun ama hani denildiği gibi hani hiçbir zaman kitapları insanlara değişmem. Evet. Yani biz de insanları. Biraz önce hani şey dediniz, yeni jenerasyon, yeni gençlik arkamızdan o ışık hızıyla gelen gençlikte. Şimdi ben şöyle bir analiz yaptım. Biz yaşadığımız bir aşkta veya bir dostlukta kızmışsak eğer bir türkü yazmışızdır veya eski ustalarımızdan, uzanlarımızdan biri bir türkü yazmıştır. Ben şöyle dikkat ediyorum. Bizim türkülerimizde o yalnızlığın acısı var, ağırlığı var. Ama yeni, arkamızdan gelen yeni nesilde şöyle bir şey var. Direkt böyle sonucu. Yani hadi sen beni terk ettin, ben bittim, bütün her şey sebep sensin. Bir kestirip bir atma var sanki. O aradaki o tatlı hüzünü anlatamıyor, anlatmak istemiyorlar bir türlü. Aşkın en güzel yanı aslında, acısı. Ya şimdi öyle bir şeydeyiz ki, yüzyıldayız ki şimdi her şey teknolojiye yenik düşmüş ya. Önceden ne bileyim yani. İnsan bir kız arkadaşıyla buluşmaya gittiği zaman cep telefonu yok ki kardeşim. Doğru. Cep telefonu nedir işte orada şey yapıyorsun, randevulaşıyorsun. Diyorsun ki lan diyorsun saat 10'da buluşuyoruz bak. Nerede? İşte şurada. Bekle ki gelsin. Gelecek mi, gelmeyecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi öyle değil ki. Buluşuyorsun bir yerde, cebi açıyorsun. Neredesin? Otobüsteyim. Kaç dakika sonra buradasın da evşirdin. Bütün gizemi gitti. Bütün esprisi gitti. Öyle. Gitti, öldü. Yani sevgi, yavaş yavaş. Emek yok. Değil mi? Hiçbir şeyde emek kalmadı. Evet. Herkes, her şeye, herkesin ayağında. Ya bizim zamanımızda biz çelik çomak oynardık. Şimdi bakıyorsun internette 50 tane oyun var arkadaş. 100 tane oyun var. Evet. Ama yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri kurulduğu zaman hoşgörü ülkesi olarak kuruldu. Doğru mu? Doğru. Evet. Bütün mültecilere kapılarını açtı. Doğru mu? Bu da doğru. Bütün mültecilere kapılarını açınca ne oldu? İstihdam oldu, iş imkanı oldu, bilmem ne oldu, şu oldu. İşte Japon mahallesi kuruldu, İtalyan mahallesi orada oldu, bilmem ne oldu falan filan. Ekonomi de yükseldi mi? Yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin yükselmesindeki en büyük etken, en büyük sebep nedir? Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı. Doğru mu? Doğru. Türkiye demeyeyim, dünyaya neyi yaydı? Teknoloji çok iyi, çok güzel bir şey. Teknolojiyi alın. Alın abi siz bunu kullanın. Dünyadaki tarımı ve hayvancılığı öldürdü. Öldürdü. Bitirdi. Öldü bitti. Amerika'nın git kasalarına bak. 400 yıl, 500 yıl hiçbir şey olmayacak şekilde bütün bitkilerin, bütün çiçeklerin, bütün sebzelerin, tohumların muhafaza edildiği yerler var. Ya koskoca Konya Ovası gitti ya. 80 metre genişliğinde çukurlar açılmış Konya Ovası. Topraklarımız öldü. Evet. Zehirlediler. Sana Amerika bunları verdi diye sen almak zorunda değilsin ki. Şimdi Amerika bizim yani sözün başına geleceğiz. Amerika diyor ki al oğlum diyor bu yarışma programlarını yap. Seyrettir. Evdeki boş kadınlar seyretsin iyice aptallaşsın oy kullanmaya gittiğinde de işte kime verdiği belli olsun yani. Salak bir toplum yetişsin. Arkadan gelen bizden sonraki iki jenerasyonu kaybettik dizilerle zaten. Diziye bir bakıyorsun o onun yengesiyle yatıyor o onun
amcasıyla yatıyor. Sonra komple amca yiyen başkasıyla yatıyor. Öyle değil mi? Evet. Şeyin Cem Yılmaz'ın filmine döndü. Sen diyor bahçıvanla yapacaksın. Sen diyor onları. Sonra diyor komple herkes bahçıvanla. Bahçıvanla. Lan böyle bir şey sizin var mı? Sizin bu durumunuzu anlatan güzel bir şarkınız var aslında. Hangisi? Diller diye. Tam bu durumu anlatıyor. Hani çok şey konuşmak istiyorsunuz ama en son sanki küstünüz de artık diller olmuş gibi bir durum çıkıyor ortaya. O şarkınızı söyleyelim mi? Söyleyelim. Yiğit Tekin'den dinliyoruz Diller. Yaşlarımla gelmez ise salın beni yarın yanına. Ben bu şarkıyla çok sabah ettim. Ciddi diyorum. Hangimiz etmedik yani? Özellikle hangimiz? Bu şarkıyla. Hangimiz çok yani? Seviyorum bu şarkıyı. Yüreğinize sağlık. Nasıl bir şeydir bu ya? Ya yani aslında bu sağlık. Yani şeydir, bir hikayedir aslında şeydir. İki kişi arasında geçer. Ne diyeceksiniz ki aşk kaç kişi arasında geçer yani? Bir tek kişi arasında da geçer. Aslında en uzun süren aşk o platonik olan. Karşılıksız seviyor. Evet. Ömür boyu ölene kadar seviyor. Diğerinin haberi yok ya. Neyse. Çocuk şey ince hastalığa yakalanıyor. İşte son 2-3 gününü geçiriyor. İşte kızı vermiyorlar. Abilerine diyor ki yani gidin getirin diyor. Haber verin de diyor. Gelsin diyor hani diyor. Hiçbir şey almasın. Sadece diyor kendisi gelsin. Evet. İşte çocuklar gidiyor. Kız gelmiyor tabii. Gelemiyor daha doğrusu. Ama abileri çocuğa yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Gelecek diyorlar. Bu akşam evet, geliyor. Teselli bir bakıma. Evet, teselli bir bakıma. İşte sözler zaten oradan çıkıyor. İşte diyor taman düşer kolum dalım. Hani birazdan kolum dalım düşer gelsin yanıma diyor. Hani gün gece vakti çıkmam sabaha. Of yani işte o en sonunda çok kız gelmeye karar veriyor. Yani karar veriyor dedim gelebiliyor. Yoksa geç kurtuluyor. Kalıyor.
Geç kalıyor işte çocuk diyor işte diyor taman düşer kolum dalım gözyaşlarıma gelmezdi. Hani gün gece vakti diyor çıkmam sabaha. Evet. Sabaha da çıkmıyor. Eskiden ince hastalık dediğim işte çocuk ölüyor. Kız da ağladığıyla kalıyor işte. Yani öyle bir hikayesi var. Sevgimize sahip çıkmamız gerekiyor. Aynen, bizim öyle. Herden. Çünkü belki de tek miras olarak kalacak bize o sevgimiz. Ve sevgili izleyenler kısa bir ara sonrasında Mavi Düşler'de duygularımızı dans ettirmeye devam edeceğiz. Önce bir yağmur, bir yağmur iki gözüm. Önce ıpıslak iki kuş. Sonra yıkılmış evrenler geçti vitrinlerden. Sonra insanlar iki gözüm, insanlar kahrolmuş. İnternetsiz yapamam diyenler, sadece internete gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak? Demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart. Daha fazlası. Merinos, New York'ta. Merinos, Paris'te. Merinos, İstanbul'da. Merinos, tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Tepeden tırnağa şıklık için Baharoğlu giyim size yeter. Tüm okul ve personel kıyafetleri. İç giyim ve konfeksiyon çeşitleri kaliteli ve ekonomik fiyatlarıyla Baharoğlu'nda. Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle Baharoğlu Giyim, Gaziantep Hürriyet Caddesi PTT bitişiğinde. Baharoğlu telefon 0342 231 11 11.
Önce bir yağmur, bir yağmur iki gözüm. Önce ıpıslak iki kuş. Sonra yıkılmış evrenler geçti vitrinlerden. Sonra insanlar iki gözüm. İnsanlar kahrolmuş. Evet, Mavi Düşler devam ediyor sevgili izleyenler. Tabii şiir severler de ekranları başında sabırsızlıkla bekliyorlardır. Güzel bir şiir okumak istiyorum. Sonrasında Davut Yiğit'ten güzel bir şiir daha dinleyeceğiz ve muhabbetimiz böyle devam edecek. Ahmet Saygı'nın yazmış olduğu bir şiirle devam ediyoruz. Adı Sen Olmamalıydın. Adı Sen Olmamalıydı. Nihayetsiz çırpınışların. Kırılsa da kanadım, sensiz uçmasını öğretmeliydim. Uçsuz bucaksız sevda denizinde, fırtınalar çıksa bile. Çaresizlik, kör düğümlü bir urgan. Seni hatırlatan her şeyde biraz daha sıkıyor yüreğimi. Sonra bir sen düşüyor gözlerime, her nereye baksam. Dalgalı saçlarından akıyor zaman. Yağıyor ömrüme sağanak sağanak. Hasretinden arda kalan hicranın adı sen olmamalıydı gözlerimden damlayarak. Sensizlik yokluğundan daha beter. Aradığım her yerde bir sen varsın. Bir ben yokum yanında. Yıldızlar bile senden daha yakın. Dokunmak istesem onlara, adı sen olmamalıydı yalnızlığın. Aşk, aşk var mıydı senden önce? Görmemiştim, duymamıştım. Kalbim böyle çarpmadan önce. İçimden bir ses, hafızamda ismin, gözlerimde hayalin, aşk diyor, aşk. Ve ben seni düşünüyorum. Adı sen olmalıydı diyorum. Adı sen olmalıydı. Bütün güzelliklerin. Şimdi tasviri zor anılarım. Duvarda asılı hasretin portresi gibi. Baktıkça seni hatırlatan ve birkaç kelime bu resimden arda kalan. Çaresizlik, sensizlik, aşk. Ve sonrasında bir adı olmalı portrenin. Baş harfi sen, sonu ben. Kısaca adı senle ben olmalıydı kaderin. Peki, şimdi neredesin? Evet, Ahmet Saygı'nın da emeğine yüreğine sağlık olsun. Bu şiirin hemen sonrasında hemen bir güzel Davut Yiğit şiiri dinlemek istiyoruz. Olur, olur. Çaresizim, elim kolum bağlı. Çıldırmak üzereyim. Sözlerin bittiği yerdeyim. İçimde ne bir ümit, ne de bir his var. Karanlığa hapsolmuş yıldızlar gibiyim. Dön demeyeceğim, gel demeyeceğim artık içimdeki sana. Seni yaşatmayacağım artık. Azrail'le pazarlık etmeyeceğim. Beni al, onu alma diye yalvarmayacağım. Ben sadece senden vazgeçmedim. Bütün hayatımdan ve o hayatta yaşattığım bütün herkeslerden vazgeçtim. Özleyerek yaşamaktan, içimde fırtınalar kopartan hasretlerden usandım, yoruldum, bıktım. Kendimi öyle bir yere ayırdım ki, bütün vazgeçtiklerimle beraber kendimi de gömdüm içimdeki mezarlığa. Eğer bir gün pişman olup da geri dönmek istersen, sana düşen, o yüreğin başına gelip bir Fatiha okumak düşer. Unutma ki ölüler asla konuşamazlar. Unutma ki ölüler asla konuşamazlar. Çaresizim benim. Bir
toplayalım ya hemen. Devam. Bir tane daha dinleyelim. Devam. Hemen sonrasında Karabasan Geceleri dinlemek istiyoruz. O şiirin hemen ardından. Tamam. Bir tane daha alalım. Tamam. Hadi Davut. Senin yaratılışında yüreğinin yerine taş mı koydular? Neyle besleniyor kalbin? Hiç mi duyguların yok? Kanın Yahudi kanı mı senin? Yoksa Firavun soyundan mısın? Ruhunun yerine, insan ruhu yerine iblisin ruhunu müflediler. Cehennem misin girdiğin her kalbi yakan? Azap meleği misin gönlüme? Günah meleği misin ömrüme? Neyin hesabını sormaya geldin dünyaya? Neyin intikamını almaya geldin yeryüzüne? Merhamet, ey sevdiğim merhamet. Bu Karabasan Geceleri dinleyeceğim şimdi kısa bir şey. Evet, hemen Yiğit Tekin'den dinlemek istiyoruz. Karabasan Geceler. Sizi tanıdığım şarkı diyebilirim. Bu güzel şarkıyı da dinlemeden olmaz. O zaman şimdi bizi seyreden evet, sanatçı abilerimiz varmış. Bir de bizi seyreden arkadaşlarımız da var tabii. Şimdi rahmetli Ahmet abinin albümünde Fethi Perilioğlu'nun eseri vardı. Amanın Minnoş. Evet. Şimdi Fethi abi bizi seyrediyormuş. Şimdi Fethi abinin benim son albümde iki tane şarkısı var. Birisi Hazlan'ım, birisi de benim türküm Sen Oluver diye. Şimdi Fethi abinin çok güzel eserleri var. Birçok sanatçıda da var. Buradan Fethi Perioğlu'na selam gönderiyorum. Yürekten selamlarımı gönderiyorum. Bizi seyreden Harun Çankaya ve Fatma Çankaya çiftine de selam gönderiyorum. Buradan hayat arkadaşıma da sevgilerimi gönderiyorum. O da bizi seyrediyormuş şimdi. Hı. Efendim ben söyleyeyim. Aslında şöyle bir liste hazırlamıştım şu kadar falan. Benim cebimden çıkartayım da böyle dökülsün hani kart bizi diyor. Acemi şarkıcılar, amatörler gibi ama sevenlere selam göndermekte fayda var. Tabii. Hepsinden Allah razı olsun tek tek. Söyleyelim, onlar için söyleyelim bu şarkıyı. Evet, Yiğit Tekin, Karabasan Geceler, bu şarkıyı seven herkese de bizden armağan olsun. Yarı yaban sevişine bir çare bulamadım, dalıp da gidişine. Ay canım iki gözüm önün alsın, yaslarıdayım yüzüm mehramın alsın. Tutuklama sorguların canımı alsın. Yarı yarı diye diye yar oldun yabana. Karabasan gecelerde sararsın beni, uçuklayan dudağına sorarsın beni. İki damla gözyaşın ararsın beni. Yarı yarı diye diye yar oldun yabana. Umutsuzluğu ihraç eden birçok ülkenin herhangi bir şehrinde bıraktım seni. İnzivaya çekilmiş bu hikayenin
hüzün dolu tetiğini çoktan çektim. Seni öldüreli çok oldu. Şimdi benden de betersin. İyi ve güzel hakikate bel bağlamış, saf dillerden bir habersin. Belki çıldırmak üzeresin. Hayati vurguların tükenmekte. Gazete manşetlerinde aristokrat bir ferman olurken ölüm ilanın, karınların ardı sıra çığlıklar ve uğultular eşliğinde sevdamdır uğurladı. Ay canım iki gözüm önüm alsın, yasları daim yüzüm mehramın alsın. Tutuklama sorguların canımı alsın, yarı yarı diye diye yar oldun ya bana. Kara basan gecelerde sararsın beni, uçuklayan dudağına sorarsın beni. İki damla gözyaşın ararsın beni, yarı yarı diye diye. Yar oldun ya bana. Yar yar diye diye yar oldum yabaneli. Bize sağlık. Valla çok güzel. Sizi tanıdığım şarkıydı bu şarkıda. Dinlemek keyifliydi. Ne diyeyim, inşallah 3. 4. 5. albümleriniz de çıkar. Müzikten asla kopmazsınız. Sizin gibi bir insanı da müzikten soğutmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yok ya, müziğe devam. Ama müzik benim merkezim olmadı, hayatımın merkezi olmadı. Yani hem müzik yaparken hem de çalışmayı yani kendime böyle bir ders, bir ödev gibi bilen bir adamım yani. Yani müzikten sadece para kazanmak, ki kazanmadım bugüne kadar. Yani hem benim mizacım değil hem de bakışımla çok ters orantılı bir şey ya. Evet. Duygu işi çünkü değil mi? Aynen, çünkü şey bile mesela muhabbetten önce, şeyden programdan önce içerideki muhabbetle de işte Cemal'le de konuştuk, Davut'la da konuştuk. Aristo matematikçi Yunan mitolojisinde demiş ki ebeveynlere seslenmiş. Yani her ne olursa olsun çocuklarınıza birer enstrüman çalmasını öğretin. Fakat bundan para kazanmalarına izin vermeyin. Evet. Yani hem işin ruh boyutu hem de maneviyatı ortadan kalkıyor. Yani Aristo bunu matematikçi olduğu halde evet, o zaman söylemişse, hani biz bu zamanda bile bundan birazcık da şu kadarcık daha iyi olsa ders çıkartabiliyorsak ne mutlu bize yani. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Ben Almanya'dan arıyorum. Önder Usta. Evet, Önder Usta. Hoş geldiniz Önder Bey. Programınızı ilgiyle izliyoruz şu anda. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sanatçımız Yiğit Tekin. Evet, Tekin, kendisini tanıyoruz. Evet. Beğeniyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba Yiğit Bey. Nasılsınız? Evet. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de ilgiyle izliyoruz şu anda sizi. Teşekkür ederim. Şimdi biz geçenlerde de Önder Bey'le internet aracılığıyla konuştuk. Evet. Ben işte geçenlerde Almanya'ya gittim. Frankfurt'ta orada bir programımız oldu. İşte kısmetse Şubat Mart gibi yine gideceğiz oraya. Klip çekeceğiz işte. Bu Sen Gittin adlı eserek klibimizi çekeceğiz. Önder Bey de sağ olsun mutlaka dedi, geldiğinizde yanıma uğrayın, görüşmek istiyoruz. Önder Bey can, hani yüreği çok güzel bir insan. Evinin kapısını herkese açan bir insan. Şimdi bir de yurt dışından aradığı için sesimiz sonradan gidiyor. Yani evet, arada bir 5 saniye 10 saniye oynuyor. Aslında yayından kaynaklanan bir sorun değil bu. Tabii. Önder Bey nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl? Bir de televizyonun sesi çıktı. Teşekkür ederim. Valla çok iyiyiz. Ailece şu an televizyonun başında sizi izliyoruz. Var mı istediğiniz
bir şarkı. Evet, Yiğit Tekin'den. Yiğit Tekin bizim için ne söylese biz hepsini dinleriz. Hepsini çok seviyoruz söylediği şarkıların. Evet, bizler de öyle. O halde armağan edin Önder Bey. Türkiye'deki bütün aileme, avcıklarında babam, kardeşlerim ve ayrıca halam olan Yiğit Tekin ailesine hepsini armağan ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Şimdi ben yıllardır hep böyle işte şeyden, köyden, memleketten uzak. Ben 21 yaşındaydım işte. Evden ayrıldım. 21 yıldır da, 20 yıldır da işte yaş oldu 41. İstanbul'dayım. Böyle pek akrabalarımı tanıma fırsatı bulamadım işin açıkçası. Evet. Yani bulduklarım da böyle işte telefon aracılığıyla. Tesadüfen İstanbul'da bir kafede oturuyorumdur. Ya Yiğit abi işte biz senin akrabanız biliyor musun? Öyle mi diyorum, nereden falan, işte şuradan buradan. Önder Bey de bizim akrabamızmış. O vesileyle de tanıştık aslında, ben bilmiyordum. Daha sonra akraba olduğumuzu öğrendim. O zaman enteresan bir olay. Evet, enteresan bir olay. O zaman bir tane şarkı söyleyelim. Kendileri için, aileleri için, Önder Usta ailesi için. Hangi şarkınız olsun? Bu sefer de siz tercih yapın. Vallahi hiç fark etmez ya. Evet, o zaman rejimizin seçimine bırakalım. Hazanım olsun mu? Benim türküm olsun. Benim türküm. Benim türküm. Hatta hem Önder Usta ailesine gitsin bu şarkımız. Hem de Fethi abiye az önce selamlarımızı gönderdik. Onun eseri olduğu için onu da okumuş olalım. Tamam. Benim türküm vardır inşallah repertuvarda. Olmazsa Hazanım da olabilir. Olmazsa Hazanım evet. Olsun. Sonrasında duygularımızı dans ettirmeye devam edeceğiz. Güzel şiirler ve şarkılar eşliğinde tabii. Hep yanımdasın, dilimin ucundasın, sanki hep yanımdasın. Baharı görmemiş ömrüm, kışımda yazımdasın. Baharı görmemiş ömrüm. Yapraklarım dökülür mevsimlerden hazan. Çöller gibi yanıyor Hüseyin'im Hasan. Yapraklarım dökülür mevsimlerden hazan. Çöller gibi yanıyor Hüseyin'im Hasan. Eriyorum günden güne, yokmuş derdi çare. Eriyorum günden güne, yokmuş derdime çare. Her gün görüyordum yâri, düştüm yılda bir güne. Her gün görüyordum yâri, düştüm yılda bir güne. Yaprak yaprağım dökülür mevsimlerden hazan. Çöller gibi yanıyor Hüseyin'im Hasan.
yapraklarım dökülür mevsimlerden hazan. Köller gibi yanıyor Hüseyin'in masası. Bu albüm çok güzel olmuş. Gerçi ilk albüm de çok güzeldi. Heh. Vallahi favori şarkılarımızın başında geliyor bu şarkıda Hazan'ım. Ama sen gittin de isabetli bir karar vermişsiniz. Sen gittin de çok güzel. Evet. Vallahi ne diyeyim, en kısa zamanda izlemek de istiyoruz klip çalışmanızı. Vallahi inşallah işte. Yine televizyonlar yayınlamamazlık yaparsa izleyeceğiz. Yayınlamazlarsa izleyemeyeceğiz. Öyle bir şey yapmazlar yani. Bence. Yani normal şimdi benim ilk albümüm bütün şarkılarını sakıncalı buldular. İkinci albümde de 11 tane şarkı vardı. Eser vardı. Onun da 8 tanesini sakıncalı buldular. Hatta bu okuduğumuz Hazan'ım adlı eser bile TRT tarafından sakıncalı bulunan eserlerden bir tanesi. Evet. Söylenmeyecek şarkılardan birisiymiş Hazan'ım. Ben eminim ki ama o yasaklar bir gün kalkacak yani. Türkleriniz güzel bir şekilde dinlenecek. Bu memlekette yani, biraz zor işte. Yani. Olsun. Bizim belki, de temennimiz, ümidimiz o da yani. Belki, ümidi kaybetmemek gerekiyor. Vaktiyle düşünün TRT bir İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'e, Orhan Gencebay'a yasak koymuştu. Sebep acılı arabesk oluşu. Ama şimdi bakıyorsunuz hatta karşılığında Hakkı Bulut'u çıkardı. Acısız arabesk diye. Şimdi olay değişti. Orhan Gencebay'a, İbrahim Tatlıses'e program bile verebiliyorlar. Değil mi? Tabii tabii. Bülent Ersoy'a veriyorlar. Ben eminim ki zaten. Yok yani öyle sizin şey değil. Hani özgürlük var diyorlar ama özgürlük yok. Özgürlük olmuş olsa bugün Yiğit abimiz her yerde şarkılar çalınırdı. Bu arada Yiğit abinin söylediği şarkıyı da Cümük Gayrimenkul'den ben buradan Cümük abiye de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Evet. Harun Geçit, Serkan Geçit kardeşlerimize de buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Bizi izleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şiir diyoruz. Şarkı dinliyoruz. Cemal'den şarkı dinleyelim ama şiirin arkasına bağlasın Cemal. Ben yüreğinden bir uzun hava geçti böyle güzel. Ona göre güzel bir siz de bir şiir dökerseniz. Yiğit Bey. Yüreğinden ne geçtiyse onu. Ben uzun hava okuyacağım. Tamam. Şiir alalım mı öncesinden güzel bir şiir? Bence önce Cemal şarkıyı söylesin. Sonra... Sarkısından şiir gibi. Tabii. Davut şiir olur. Hadi. Tamam öyle olsun. Arzu halım sana ey kaşı keman, dara düştüm kerem eyle bul beni, bul beni. Ot düştü sineme aman ha aman. Aşkın ataşına etme kübeni, 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 kübeni. Neredeysen kömür gözlüm bul beni, bul beni. Thank you.
Çok bekledim baş tabibim gelmedi. Canda cana canan derman olmadı, olmadı. Aşık Haydar şad olup da gülmedi, 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 gülmedi. Dost köyüne uğratmadı yol beni, yol beni, yol beni, yol beni. Neredeysen kömür gözlüm, bul beni, bul beni. Sesine sağlık. Hemen, ya Cemal, şey var mı senin evlilik falan? Ben bekarım. Yani aslında... belli zaten söylediği şarkılardan. Kömür gözlüm, bul beni, bul beni. Ya hayatımız yani. Şeyli biraz, benim hayatım gibi. Ha. Ben bir evlilik yaşadım. Özel hayatımızı dökmek gibi olmasın da... bir evladımı kaybettim. Onun acısıyla böyle genelde ben de, hatta Sezen Hanım da geçen de bir hareketli bir şey yok mu demiş, demişti geçen hafta herhalde. Evet. Maalesef bende oyun havası yok, hareketli bir hava yok. Hep böyle dertli havalar, ağır havalar. İşte acısına biz de ortağız, işte biz de paylaşıyoruz. Bizim gibi insanlar böyle işte, bizde de o hareketli hava yok. Mesela birkaç defa bir programa falan çıktığım oldu böyle. Bir mekanın adı önemli değil mi? Adam diyor, abi ya diyor, hareketli parça yok mu ya diyor, hani diyor millet böyle oynasın falan filan. Vallahi dedim, biz oynatmak için çalmıyoruz, biz düşündürmek için çalıp söylüyoruz dedim ya. Yani. Acımızı koyuyoruz ortaya. İşte. Evet, ağlatmaya Davut Yiğit'le devam edelim. Aynen, o halde. Olur. Başımda yoksulluk var, katlanamazsın. Ne gecem bellidir, ne de gündüzüm. Başını yastığa koyup da uyuyamazsın. Sitemim sana değil, sitemim sana değil, yoksulluğa benim. Sen benim sevdama da alışamazsın. Yollarım gurbettir, katlanamazsın. Kırıktır dallarım, tutunamazsın. İstesen de, istesen de sen bana kavuşamazsın. Sitemim sana değil, gurbete benim. Sen benim dünyamda nefes bile alamazsın. Yoksulluk ateşten gömlek giyme, sen de yanarsın. Eller gülerken, eller gülerken sen hep ağlarsın. Bu kadar acıya dayanamaz, sen de gidersin. Sitemim sana değil, kadere benim. Eğer seni unutursam, bana yazıklar olsun. Sen beni unutursan, sonun toprak olsun. Gittiğin her yer huzurla dolsun. Sitemim sana değil, dünyaya benim. Kirliğinize sağlık. Evet, programın sonuna gelmişiz arkadaşlar. Evet. Zaman bu kadar çabuk mu geçti ya? Bu kadar çabuk geçti, maalesef. Yine Yiğit Tekin'in güzel bir şarkısıyla veda etmiş olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, son olarak söylemek istediğiniz sözlerinizi alayım ben. Yiğit Tekin'e öncelikle sormak istiyorum. Son olarak böyle müzikle uğraşan gençlere özellikle vermek istediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Vallahi müzikle uğraşsınlar. Herhangi bir enstrüman çalmayı öğrensinler. Ama işin maddi yönünü de düşünsünler bir, değil mi? Yani maddi zaten olarak artık bir okulda, bir üniversitede okumak ya da bir enstrümanla uğraşmak ya da bir enstrümanist olmak. Yani artık ya da bir, ne bileyim yani, bir sporla meşgul olmak. Herhangi bir sosyal aktiviteye gitmek, bunların hepsinin artık maddiyata dayalı şeyler oldu. İnsanlar artık bunlardan da yavaş yavaş el ayak çekmeye başladı. Uğraşamaz hale geldiler. Yapamıyor insanlar, çünkü insanların alım gücü kalmadı artık. Hani bırakın,
hani karınlarını doyurmayı, bir enstrüman çalmak için bir kursa gitmek, bir işte ne bileyim para vermek ya da bir spor salonuna gidebilmek, aylık oraya bir para ayırmak, bütçe ayırmak. Adam düşünüyor, diyor ki lan diyor, ben diyor oraya vereceğim parayla diyor evde diyor 3 tane 4 tane çocuğum var diyor, haftalık pazar paralarını veririm diyor onlara. Yani nasıl yapayım diyor yani diyor. Hani tamam, birisi çocuğum, diğeri de çocuğum değil mi diyor. Hadi diyor onu gönderdim, diğeri istemeyecek mi diyor. O yüzden bir arkadaşım bana söylemişti, ya demişti, hani demişti Yiğit, bir insana beddua etmek istiyorsan Allah belanı versin deme demişti. E peki ne diyeyim demiştim yani, ne söyleyeyim? Allah seni müzisyen yapsın. Allah seni müzisyen yapsın de, o ona yeter demişti. E şimdi doğru yani, böyle bir ülkede sanatla, yani müzikle, enstrümanla, yani herhangi başka bir şeyle uğraşan herkes aç. Aç yani. Özellikle aç. Gerçek sanatçılar bu memlekette evet, açtı. Aç yaşadılar. Aç öldüler. Cezaevine girdiler. Sürgünlere gönderildiler. Tırnakları çekildi. Aynen. Yani birçok kötü şey yaşadı. O yüzden hani çocuklara buradan öyle bir mesaj verirken, çocuklar aman kendinize dikkat edin diyeyim. Tamam, enstrüman çalın, müzikle uğraşın ama bir taraftan da ayakta durmak için başka şeyler de yapın mesajını evet, verelim. Evet, Davut Yiğit'e sormak istiyorum. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa. Ya, Yiğit abim hepsini söyledi. Cemal, ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Yiğit Bey yine güzel şey, bir böyle vedayı da güzel bir yerden yaptı. Evet. Ben de bir dörtlük böyle sassız, hem kendimiz hatırlayalım hem değerli izleyicilerimiz de alıp bir tarafa koysunlar. Mahsuni Baba'nın güzel bir türküsü vardı. Evet. Onda diyordu ki, efendim dünyada bütün rezalet, yıllar yılı başımıza taç bizi. Namussuzlar adam vurur marifet, gerçeği söyleriz hemen suç bizim. Evet, rahmetle anıyoruz. Ve Mahsuni bir parantez şey açalım işte, 5000 liraya diyor köpek alıp satan var. Her sorsan değerimiz kaç bizim, kıymetimiz kaç bizim. Aynen. Bugün vallahi çok dertlisiniz siz arkadaşlar. Yani ama şimdi şöyle bir şey, televizyon programcılığının evet, ve yapımcılığının bir de şu tarafı var. Şimdi eğer bir televizyon programı yapıyorsanız, buraya da sanatçı çağırıyorsanız ya da sanatçıyı konuk ediyorsanız, o sanatçı da yanında başka sanatçıları getiriyorsa, aynı hayat görüşüne sahip sanatçılardır bunlar. Evet. Yani benim yanımda şu an Davut Yiğit olmasaydı ya da Cemal arkadaşım olmasaydı, ben bu programı yapmazdım, şarkı da söylemezdim, bu koltukta da oturuyor olmazdım. Bizim amacımız sanatçı dediğiniz zaman topluma tanıklık ve şahitlik eder. Toplumun dertlerini, değil mi? İsteklerini, dileklerini, arzularını insanlara bir şekilde ulaştırır. Nasıl ulaştırır? Şarkı söyler, şarkılarının içindeki edebi anlatımla ulaştırır. Şarkılarının arasında da muhabbet esnasında mesajlar, küçük küçük mesajlar vererek ulaştırır. E şimdi biz bunu yapmazsak, ya yarın bir gün benim çocuğum olacak arkadaş. Şimdi evlendim ya da çocuğum oldu benim, ya çocuk demeyecek mi ya, baba sen şarkı söyledin de ne yaptın ya? Yani ne yaptın? Şarkı söyledin, tamam, başka ne yaptın sen? Ben şimdi o çocuğun gözlerinin içine bakarak ona dürüstlüğü, namusluluğu, erdemliliği nasıl aşacağım? Nasıl inandırıcı olacağım ben? E oğlum, ben televizyon programına çıkıyordum ama bir taraftan da bunları da yapıyordum. Albümüm çok satsın diye işte şu şarkıları koymak zorunda kaldım. Hayır canım, yani onunla alakası yok. Yani mesaj veriyordum, şarkı da söylüyordum ama doğru mesajlar da veriyordum. E televizyon programcısı, yapımcısına bak abiciğim. O da işte merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi, iyi. Hangi şarkıyı okuyalım, şunu okuyalım. Tamam, şu şiiri söyleyelim, şunu. Arada insanlar bu tür mesajlar verecek. Çünkü toplum tamamen, topluma tamamen bir şeyler unutturulmaya çalışılıyor. Toplumu salak yerine konmaya çalışılıyor. Yani bizden sonraki nesilleri de bize ve ondan sonraki nesillere de kaybettirilmeye çalışıyor. Bizim dürüstçe yaşamak isteğimiz, namuslu, onurlu insanlar olarak yaşama isteğimiz elimizden alınıyor. Ve çocuklarımızın gözünün içine baktığımız zaman biz çocuklarımızı ya da arkadaşlarımızın gözlerinin içini muhabbetle selamlayamıyoruz. Çünkü niye? Yanlış yapmaya zorlanıyoruz abiciğim. Adam sana diyor ki, içinde yaşadığımız ülke, git diyor kardeşim, sen ne bu kadar maaş alıyorsun, git ne iş yaparsan yap diyor. Yani sen karının, çocuklarının ya da ailenin karnını nasıl doyurursan doyur diyor, beni ilgilendirmiyor.
Bak diyor cezaevi orada. Seçim senin diyor. İster diyor hırsızlık yap, ister yolsuzluk yap, ne yaparsan yap diyor. Bunu bize zorluyor. Kendisini ama biz buna inatla, bizler bu söylediklerime inatla doğru, namuslu, dürüst bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani bunu yapmaya çalışıyoruz. Amacımız o, başka bir şey evet. değil. Yani. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Keyifli, güzel bir program oldu benim için. Ve biz teşekkür ederiz. Tüm izleyenlerimiz için de öyle geçti. Sizin son bir şarkınızı dinlemek istiyoruz. Öncesinde veda konuşmamızı gerçekleştirelim. Mehmet Can Polat'a da selamımızı gönderelim. Tekrar evet. Harun kardeşimize, Cümük Kaynakur'a tekrar selam ve sevgilerimizi iletelim. Mehmet Can Polat'a da selamımızı gönderelim. Küsmesin. Ben de Almanya'ya selam duruyor abi. Almanya'ya selamı göndermek istiyorum. Değerli gel halam, Mehmet, kapanışı da sen ne yapalım. Gel yanıma gel. Halam, Fidan'a, teyzem, Fatma adıma da ben selamlar göndereyim. Tamam. Ya sallamış olalım arada. Evet sevgili izleyenler, Mavi Düşler'in sonuna geldik. İzlediğiniz ve bu beraberliği bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyor. Ve Yiğit Tekin'in güzel şarkısıyla veda etmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kıladık kefen beyaz severken, yangınlara yollandık, ölüm firar gezer vaktini bilmem, canlara düştüm dağları mesken. Değiş tokuş olmuş hayatla bir beden, sebep sormaz olmuş Azrail bizden. Mahpus yârim olsun zindanlar elim, zulüm koymaz inan başka bir yol seçim, gün be gün erim. Sen voltada dövülsem, of çekip ağlaman çarmıha gerilsem, mahpus yârim olmuşsun zindanlar evim, zulüm koymaz inan başka bir yol seçim, gün be gün erilsem voltada dövülsem, of çekip ağlaman çarmıha gerilsen, mahpus yârim olsun zindanlar evim, zulüm koymaz inan başka bir yol seçim, gün be gün erilsen voltada dövülsen, of çekip ağlaman. Thank you.
Önce bir yağmur, bir yağmur iki gözüm. Önce ıpıslak iki kuş. Sonra yıkılmış evrenler geçti vitrinlerden. Sonra insanlar iki gözüm. İnsanlar kahrolmuş. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalandıktan sonra resmi gazetede yayımlandı. Kanuna göre memur, subay, assubay ve askeri öğrenciler ofis ve büro gibi yerler açamayacak, vakıf, yüksek öğretim kurumlarında çalışamayacak, ancak memurların insan